kız. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Niye öyle bakıyorsun? Bu ev bu kadar güzel miydi? Daha önce hiç fark etmemişim. Ona bakıyorum. Beni bu evden göndermeye çalışıyordun. Hiçbir yere gidemezsin. Kilitleri değiştirip beni dışarıda bırakmıştın. O senin böyle bir kadın olduğunu bilmeden önceydi. Nasıl bir kadın? Bütün kaleleri zapt eden türden. Demir. Ne? Hadi çıkmamız lazım. Nereye? Leyla teyzelere yemeğe davetliyiz. Güzel. Çok güzel şaka. Biraz soğuk ama olsun. Güzel. Ya sen şaka yapmıyorsun. Of Selin ya. Ya nereden çıktı şimdi? Ama ne yapayım, kıramadım. Huylarını biliyorsun, çok ısrar ettiler. Bu sefer kimseye bıçak çekmeyeceksin. Hani şimdi bilemiyorum. Güzel. Çok güzel. Bıçaklar çekilmeye başlamış. Demek ki verdiğim ödevler işe yarıyor. Geldim de böyle sırayla gelir işte. Sabahları gergin oluyorsunuz. Ben de akşamüstü bir bakayım dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar iyi yaptınız. Ben bir kahve yapayım o zaman. Ben de geçeyim. Aa, buyurun buyurun, kendi eviniz gibi. Nasıl sakın? Güzel, 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 güzel. İki ödevi de tamamlamışsınız. Ama diğerini niye yapmadınız? Yani sonuçta ikinizin de daha önce yapmadığı bir şeyler vardır değil mi? Yani işte onu öyle küt diye bulamadık o gece. Gece? Gece. Şimdi bir dakika. İkiniz de evin içinde o gece birbirinizin gözünün içine 10 dakika boyunca baktınız. Sonra? Yani 10 dakika bakmadık. 10 dakika lafın gelişidir zaten. Öyle değil mi? Olur mu öyle şey canım? Aa. Ama vallahi kazacağım. Siz böyle ödevleri kafanıza göre değiştiremezsiniz. O zaman içeriği kalmaz. Yani ben de söylemiştim ama o dönem beyefendi benden itinayla uzak durmaya çalışıyordu. Peki hanımefendi, neden uzak durmaya çalıştığımla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz doktor bey? Yani evet, ben kabahatli olabilirim. Ne manada? Yani böyle ufak tefek, çok küçücük, minicik hatacıklar yapmış olabilirim belki. Ufacıklı minicik. Böyle söyleyince çok tatlı oluyor. Ben size olayın gerçeğini izah edeyim. Şimdi kendisi beni işimden ve evimden atabilmek için her türlü operasyonu düzenlemiş. Yetmemiş. Gidip mafyayla anlaşmış. Ha bu arada o konuyu daha konuşmadık. Unutmuş değilim. Ama Demir, yani biz bu konuları kapatmıştık. Bunlar sen yeni geldiğinde olmuştu. Sonra ben hepsini bitirdim. Ha sormayayım yani sevgilimin mafyayla ne işi var diye. Sevgilim mi? Sevgiliniz mi? Hayvadı vallahi ben de. İlk kez duyuyorum böyle. Ay kulağıma bir garip geldi Demir. Bir daha söylesene. Selin. Lütfen lütfen Demir Bey, söyleyin. Demir Bey. Neyse tamam tamam. Sonra söylersin. Uzlaşma. En sevdiğim. Ama konunun ayrıntılarını da merak ediyorum. Lütfen söyleyin siz. İyi ama Bünyamin Bey, biz bu akşam bir yemeğe davetliyiz. Şimdi oraya geç kalıyoruz. Tamam. O zaman bir sonraki seansa bütün ayrıntıları konuşalım. Olur mu? Siz de bu arada o ikinci ödevi lütfen yapmayı unutmayın. Tamam. Çok sevindim.
Gerçekten çok sevindim. Belli oluyor. İyi günler. İyi günler. Bir dakika ya. Şimdi sen bu kadar hazırlandın. İnsafsızca güzelsin. Ve bütün bunlar Firuze Hanımlar için mi? Hayır. Seninle gideceğim için. Bir dakika. Ben başka zamanlarda güzel değil miyim yani? Oo. Tam da yerine denk getirdi ya. Ne olsun? Hem güzel hem eli ağır. Sersin. Hazırlan hemen. O mafya konusunu da konuşacağız hanımefendi. Aman Firuze, şu gül yapraklarını birazcık az tut Allah aşkına. Hep bir payda, sırf bu yüzden müşteriler tabakları geri gönderiyorlardı kuzu. Bu gecenin konsepti aşk. Tabii ki dökeceğim gül yapraklarını. Bana bak Firuze. Sakın eski aşk mevzularını açmaya kalkma çocukların yanında. Kimse senin naftalinli aşk maceralarını dinlemek istemez ona göre. Senin naftalinli çeyizlerini dinlesinler öyle mi? Ayıp ediyorsun ama Firuze. Bu konuda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun. Mahsus mu yapıyorsun Allah aşkına? Topla kendini Leyla. Sakın ağlama. İnsanların tadını kaçırma. Ay neşeli olacağız bugün. Hadi. Ay, tamam hadi, çocuklar kapıda kaldılar. Ay ben bu günleri görecek miydim Leyla? Maşallah, ne de yakışmışsınız birbirinize. Hoş geldiniz. Gel sana bir sarılayım. Gel. Ay. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Maşallah. Gel, buyurun. Çok güzel. Demir, bundan yemen lazım çünkü muhteşem olmuş. Aslı sen bunun tadına baktın. Tam senlik. Ya kızartma seviyor musun emin diyorsun? Ne seviyorsun ama? Seviyorum. Bak ama bu çok hafif olmuş. Biraz koyayım, tadına bak. Tamam yeter. Olsun. Ya tamam. Koyma artık. Nasıl? Şahane. Değil mi? Kim beni sanıyorsun? Firuze ne yapıyorsun çocukların yanında? İyi misiniz Firuze Hanım? Canınızı sıkan bir şey mi var? Ay kusura bakmayın. O kadar güzelsiniz ki, ay benim sinirlerim bozuldu. Yani biliyor musunuz, bize geldiğiniz ilk gün anlamıştım birbirinize bu kadar yakışacağınızı. İyi ki aldınız o evi. Anlaşıldı. Yalnız bu ev meselesi henüz kapanmadı hanımlar. Artık evi ayırmak gibi bir niyetimiz yok ama bu bize aynı evi sattığınız gerçeğini de değiştirmiyor. Ve bu konunun çözülmesi lazım. Ama Demir'cim sen kendin söyledin. Firuze Hanım tamam, şimdi konuşmayalım isterseniz. Tadımız kaçmasın. Daha sonra avukatları da çağırırız. Oturun hep beraber konuşuruz. Sadece unutmadığımızı bilin istedim. Hepsi bu. Avukatlarla mı? Hı. Demir'cim, nereden çıkarıyorsun şimdi? Hayır, Selin'cim. Ortada bir dolandırıcılık suçu var. Biz birlikteyiz diye bu suç ortadan kalkmış değil. Prensip meselesi. Kimse kusura bakmasın.
Demir Bey haklı tabii bu konuyu ama daha sonra konuşalım olur mu? Firuze, en iyisi biz tatlıları getirelim. Firuze, Firuze hadi gel. Hadi Firuze hadi. Nasıl ya? İnsanlara niye eziyet ediyorsun Demir? Böyle pat diye rahatlamak yok. Onlar bize neler çektirdiler. Biraz da onlar çeksin bakalım. Ha, çok kötüsün. Ne yapalım? Etme bulma dünyası. Sen şimdi onu boş ver de şundan biraz daha alsana. Niye öyle yapıyorsun insanlara? Bu daha başlangıç. Sen şimdi onu bırak da şu atladığımız... Ya gülme ya. Tamam. Şu atladığımız ikinci maddeyi düşündün mü? Hani ikimizin de daha önce hiç yapmadığı. Ay Leyla ve Firuze Hanım'ın yanında bir şey dizilmek mümkün mü? Evet doğru. Biraz gürültücüler. Ayrıca nerede ne yapacakları da belli olmuyor. Gerçi bu anlamda bana birini hatırlatıyorlar ama. Aa kimi? Aa bir dakika. Ben mi? Ay yok artık ya. Bir şey diyeyim mi? Aşk sana hiç yaramadı. Karanlık tarafa geçtin. Bak bugün Firuze Hanım'ı da bayıltıyordun. Aa kendine haksızlık etme. O başarı hala sende. Ayrıca konudan konuya atlama başarısı da sende. Şu ikinci maddeyi düşün ne yapacağız? Hmm, ne düşüneyim? Şimdi benim yapmadığım senin de yapmamış olabileceğim bir şey olması lazım. Demir salon dansları vay. Hmm, çok özür dilerim ama yatılı okul. Ya yatılı okulda size her şeyi öğretmişler. Ver bakayım çantanı. Ama sen daha önce vals yapmışsın. Evet. Yani salonda evet. Ama sokakta yapmadım. Hele evimizin önünde hiç. Bu ilk olacak. Ay ben hiç bilmiyorum. Gel. Sen bana ayak uydur. Bakalım ne kadar hatırlıyorum. Hazırım. Başladım. Aa, bak süre geçiyor. Dur. Bitti. Bitti. Süre bitti. Bitti. Kural kuraldır. Bak uyumayacaksan hiç yapmayalım. İyi, madem öyle. Önce ben soracağım, sen cevap vereceksin, tamam mı? Nasıl istersen. Ev. Selin. Ne? Aşk. Selin. İlişki. Selin. Aile. Selin.
Ama bir de Vedat'ın var, o ayrı. Gelecek. Selin. Sonsuzluk. Selin. Ya. Gerçekten mi? Böyle mi düşünüyorsun? Hepsi beni mi yazdı? Başka kimi yazacağım ki? Ben de senin için öyle düşünüyorum. Ama... Kaynatmayalım. Sıra bende. Şimdi ben soracağım. Sen cevaplayacaksın. Soruyorum. Tamam. Ev. Demir. Aile. Demir. Oh. Bunları sesli okuyayım. Belki rahatsız olursun. Ev. Çiçi. Sakız. Mösyö Tosba. Karamuk. Ve nihayet Demir. Ya Demir ama öyle değil. Ben onu öyle düşünmemiştim. Ya bak, aileyi anladım, tamam. Ama ya bu evde benim ağırlığım Sakız'la, Çiçi'yle, Mösyö Tosba'yla ve ara sıra bu eve gelen Karamuk'la aynı mı senin? Aa, Demir aşk olsun. Olur mu öyle şey? Burası onların yuvası diye ben öyle yazdım. Senin en üstte Çiçi yazıyor. Sen hiç oradan bağırma, hiç bağırma. Beni senin de altına yazmış. Ya Karamuk'un bile altında yazıyorum ya. İnanılır gibi değil. Hayvan ara sıra geliyor buraya yemek yiyor. Ya ama Demir sen bir tane isim yazmışsın. Benim yazacak bir sürü şeyim vardı ve bunun için sadece 10 saniyem vardı. Senin gerçekten açıklama yapmana gerek. Lütfen. Ama Demir bir dakika ya, versen onu bana. Bak şimdi ben ne yapacağım. Şimdi ben revize yapacağım. Çiçinin üstüne Demir yazacağım. Büyük harflerle. E Sakız'ı da büyük harfle yazmışsın oraya. Demir. Bak. Neyse. Diğerlerinde adım var en azından. Ayrıca... ya... bu ilişkimizdeki büyülü anlardan biri. Biraz özen göster ya. Bu ne Selim? Sonsuzluğu mu diyorsun? Uzay zaman mı ya, öyle mi? Tabii. Sonsuzluk deyince aklına bilimsel şeyler geliyor. Gökte öyle sonsuzluk şeklinde bir yıldız kümesi varmış da... işte yok nadir görülürmüş de... ona isim vermemiş de... hani nerede Demir Erendil yıldız kümesi? Niye aklına gelmiyor? Ya Demir, ama öyle değil. Öyle bir küme gerçekten var. Var var. Boş küme o, boş. Hiç atma kafandan, anladım ben. Demir, dalga geçme. Ya ne dalga geçeceğim? Ne yerde ne gökte yerimiz var ya. Ben yokum bayağı, yokum ben. Görüyor musun? Ya Oğuz, uzatacak mısın? Yok, kahve yapacağım. Yardım edeyim. Aman aman, hiç rahatsız olma gerçekten. Sen burada otur, Sakız'a neden ev denince ilk sırada olmadığını açıklarsın. Bak, soruyor. Açıkla. Uzay zamanmış. Söyle. Ben sana o yıldız kümesini anlattıktan sonra olanlar böyle Big Bang gibiydi. Kocaman bir patlama oldu ve her şey silindi. Hani öyle bir kelimeyle anlatabileceğim bir duygu değil. Hayatımdaki bütün öncelikler değişti.
Gerçekten. Değişmesin öncelikle. Ben senden böyle bir şey istemiyorum ki. Sadece... bana da biraz yarat yeter. Sen her şeyin karşısında Selin yazabiliyorsun ama. O benim. Sen bana benzeme. Selin olarak kal. Bu arada... ben bugün... biraz boğdum seni. Özür dilerim. Demir, özür dileme. Özür dileyip kapatma. Ben bugün senin üstüne gelmemek için sormadım. Ama bir sıkıntım var. Var, evet. Anlatmayacak mısın? Ben geçmişte... Tamam. Tamam Demir. Vazgeçtim. Anlatma. Biliyorum, geçmişte kırgınlıklarım var. Ama oraya bir süre girmeyelim. Olur mu Demir? Lütfen. Bugünü yaşayalım. Bugünün tadını çıkaralım. Lütfen uzaklaşma benden. Hani bugün dedin ya, bu evde yalnız olmak hiç hoş değil diye. Ben bazen kendimi senin yanında yalnız hissediyorum. Böyle geçmişin tozlu odalarından birine kapataveriyorsun kendini. Ben o zaman ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Bir daha yalnız hissedersen bana söyle, olur mu? Sen de bugünle kal lütfen. Benimle kal. Tamam. Yiyemedik o güzelim pudikleri de Bünyamin Bey yüzünden. Ne oldu bak? Şekerimiz düştü. Biz daha tatlıyız normalde. Hı hı. Soğumuş mudur? Soğumuştur. Dur getireyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.